Gençlerbirliği Kulübü bugün bilet fiyatlarını açıkladı. Sevgili Ayça'dan rica edelim o açıklamayı da bir ekrana getirebilirse. Bilet fiyatları çok uygun tutuldu. 5, kale arkası 5, maraton 10, kapalı tribünde 15 lira. Ki bu sene bilmiyorum Süper Lig'de 5 liraya kale arkası yapan başka bir kulüp var mıdır? Yaklaşık bir 4-5 yıl öncesinin bilet fiyatlarına gelmiş olduk. Çok Ya o uygun da gerçekten. bedava yapamadığın için yani 5 lira yapıyorsun. Bunun da nedenlerinden bir tanesi şu ki bir taraftarın işte turnike parası diyorlar buna kulüpler. Yani kulübe olan bir masrafı var. Bu da 5 liraya tekabül ediyor. Yani sen ne verirsen ver bir 5 lira zaten gider olarak kulübün kasasından çıkıyor. Yani 5 lira bilet parası demek bu taraftarları kulüp için bedava yapmak demek. Kulüp açısından baktığınız zaman. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ben aslında olumlu değerlendiriyorum. Çünkü başkent derbisi bir nevi dediğim gibi ben bence haftanın başkenti Ankara'daki haftanın spor olayı. Dolu tribünler önünde oynanmasını çok isterim ben. Tabii yani bir de derbi olduğu için bizim için aslında Ya yılın dolu en tribünler önemli olurken maçı. de yanlış anlamasınlar. Yani ev sahibi takım kimse %90'lık bölümü onun. O da olursun. %10'luk kısmında Ankara deplasman Gücü takım tribünler Ankara Gücü kimse diyoruz. o da olursun. Yani benim Tabii. gönlümden geçen budur. Ankara Gücü'nün maçında Ankara Gücü'nün ilk yarıda lafını böldüm. İlk yarıda oynadığı maçta da bize %5 ayrılmıştı. Tabii biz %10 talepte bulunduk mu bulmadık mı bilmiyorum. Biz %5 dolduralım. Geri kalanı Ankara Gücü doldursun mantığındaydım. Bir de onu da gene bir antiparantez vereyim. Ankara Gücü maçında Gençlerbirliği kale arkası bilet fiyatları 30 TL'ydi. O zaman güzel bir cevap vermişiz kulüp olarak diyelim. Yani biz de 5-5 lira yapıyoruz. Burada da bir nevi hem kulübü de ben tebrik ediyorum. Benim hoşuma giden bir şey. Çünkü tribünleri doldurma adına atılmış bir adım. Özellikle Çok özür dilerim harikalardı. lafını bölmek istiyorum. Bir son dakika gelişmesi var. İzleyicilerimizle hemen paylaşalım. Ankara Gücü Kulübü şu anda bir resmi sitesinden bir açıklama yaptı biletlerle ilgili. Biz hep burada %10, %10 diyorduk ama iki kulüp arasında yapılan görüşmelerde bir anlaşma sağlanamamış ve Ankara Gücü Kulübü'ne sadece 1264 adet bilet tahsis yapılmış. %10'a denk %10 gelmiyor. da değil yani muhtemelen %5, %5'i şeklinde olacak. Bu bilgiyi hemen duyurmuş olalım. Çok merak eden izleyicilerimiz vardı ve çok büyük bir sosyal medyada bence kısa bir süre içinde çok büyük bir etki tepki neden olacak bir gelişme. Bakalım bunu da yakında göreceğiz, yaşayacağız. Yine son dakika bilgisi Gençlerbirliği Yönetimi ve Ankara Gücü yönetimlerinin yaptığı görüşme sonunda 1264 kişi Ankara Gücü tarafına Neymiş de bilet gelecek. kontenjanı ayrılmış durumda. Biz hep %10 şeklinde bilgi verdik ama tam net bilgi değilmiş. Bunun için de özür diliyoruz. Şu anda Ankara Gücü Kulübü'nün yaptığı açıklama üzerinden son dakika bilgisini de sizlere vermiş olalım. Şu anda yorumlara da bir taraftan bakıyorum. Bir infial söz konusu. İzleyici yani şu an sadece programı izleyen Ankara Güçlü ve Gençlerbirlikli yani yorumlardan hareketle söylüyorum ki burası bu kadar hareketlendiyse ben birazdan Ah sosyal canım. medyayı hiç düşünemiyorum. Twitter, Facebook'tan yapılacak yorumları. Daha önümüzdeki 3 gün var. Yani şöyle bir Gençlerbirliği yönetiminde neden böyle bir açıklama yaptığını bilmeden bence çok fazla sağlıklı yorumlarımız çok sağlıklı olmayacaktı. Şu an Ankara Gücü tarafından gelen açıklama üzerinden yorum yapıyoruz. Eğer böyle kalacaksa bence çok şık olmamış. Neden diyeceksin? Aslında şöyle olsa herkese %5 kontenjan politikasını uygulasak mesela Sivasspor'a da Trabzonspor'a da bunu anlarım. Ankara Gücü'ne de %5 verilmesini. Ama sen Sivasspor'a Trabzonspor'a %10 veriyorsan ebedi dostum dediğin bir kulübe %5 yapman bence çok şık değil. Bu benim kendi yorumum. Değişebileceğini düşünüyorum ama gene de bu kararla ilgili bir Ankara Gücü yönetimi de, Gençlerbirliği yönetimi de bence bir şeyler açıklayacaktır. Bir onu da bir görüp tedbirle de beklemekte fayda var.